Merhaba arkadaşlar. Yine bir gece sürüşüne gidiyoruz. Evet, CB125E değil mi? Evet. F. Fatma'nın F'si. Şimdi CB125F'i PJX160 ile Yozgat Bulvarı'na yukarı tenekeye çevirebilecek miyiz? Tabii ki. Bakalım. Alacağız görüşleri. Göreceğiz akşam karanlığında. Evet, PJX160'ımızla vitesli motor kalkışı yapacağız arkadaşlar. Devam, beni takip et. Evet arkadaşlar, yine bir akşam gezintisi ama bu sefer vitesli motorlarla PJX160'ın şeyini ölçeceğiz. Gidişimiz. Evet, CB125'imiz var. Bir de Suzuki'miz geliyor arkadan, 250'lik. Bunlarla bir kalkış yapacağız arkadaşlar. Soldan kardeş. Tabii ki kardeş. Ankaralıyız dedik ya kardeş. Gel. Devam ki. Evet. Gezgin Mustafa. Yılların eskitemediği. Evet arkadaşlar, bir fren denemesi yapacağız şurada. Tork kontrol devreye girdi. Dayı. Şurada bir yerde bir kalkış yapalım. Kısa kalkış. Kısa kalkış. Nerede yapalım? Şu ileride. Durağın oradan, sizin eski gecekondunun oradan ileriye doğru. Evet. Kısa bir kalkış yapacağız. Şimdi buradan şu direğe kadar bir kalkış yapacağız. Tamam. Gel bir gel, gel dur, gel dayı. Dur dur, acele etme, gel. Geç, geç oraya. Aha geldiler. Ali geldi lan. Yarışamam yok. Hadi Ali de gel. Şu direğe kadar kısa kalkış yap. Nereye kadar lan? Anam bil, orada da balkonda onlardaydı. Hadi bakalım. Dur bir döneyim dur. Nereye kadar? Şu direğe kadar, lamba var ya. Geç abi, oraya çıkamayız, gidemeyim ben. Kısa la şu lamba, la şu lamba. Oraya abi geçemem ki ben, sen geçersin. Nasıl geçeyim lan? Abi geçersin lan. Bir, iki. Dur. Hadi. CB125'i kovaladık. Bakalım Yozgat Bulvarı'nda ne yapacak? Yavaş.
Yozgat bulvarından yukarı lambalara kadar. Tamam. Tamam mı? Tamam. O lamba sarı yandı, basıyorsun abi, ipini kopar git. Tamam. Devam. Ben fren deneyeceğim. Bak şok asiste fren deneyeceğim. Asiste fren deneyeceğim. Arkaya dikkat et, arkaya. Evet arkadaşlar. Olmadı değil mi? Gel. Yeni bir test yapalım bak. Şu rampaya çıkalım mı? Çıkalım. Evet, yeni bir test yapıyoruz. Dur. Oradan caminin orada yukarı çıkan bir rampa var. Oradan sıfırdan gireceğiz, sıfırdan. Rampa testi yapıyoruz. TOK testi. PC260 ve F. Gel. Çok dik bir rampayı test edeceğiz arkadaşlar. F ile beraber kapışacağız. Kaptır. Abi 10 numara geliyorsun. Şimdi senin gibi bir profesyonel biriyle kapışmak, yani kapışmaktan ziyade motorun durumuna göre geliyorsun. Dönüş yapıyoruz, iniyoruz şimdi. Şimdi mesele ne biliyor musun? Şimdi 160'lık yapınca vitesli bir motorla rampada, bayırda aynı ayarda gelebiliyor mu? Amacımız o. Evet. Yani şu an bu motor normal değil, normal ötesi. Dön. Tabii. Şimdi şunu gördük. Şunu gördük makinada. Yani normal bir vitesli motor almana gerek yok. 160'lık PCX aynı ayarda gidiyor gibi bir imaj var. Ama bu dağda, bayırda, ormanda, çölde ne olur onu bilemeyiz. Tabii, onu bilemeyiz. Bu asfalt için geçerli. Aynen. Şimdi rampaya aşağı bir iki fren denemesi yapacağım. İnsanlar yanılmasın diye. Sen önden gidebilirsin, sorun değil. Tamam. Tamam. Önden gidelim hocam. Test edelim. Test ama diski test edelim. Diski test edelim. Sendeki kombine var mı? Kombinesiz disk. Ön ama şu var. Ön ABS ön. Hadi ya. Abi sen hafif sollu git. Ben sağdan test edeceğim. Şimdi sen soldan önümden git. Taş o direğin orada test edeceğim. Sağı kapatma. Hadi.
Tork artı fren ikisi bir araya geldiği zaman tadından yenmiyor. O da işte. Hani diyorduk ya, o senin istediğin bal kabağı o da burada yetişmiyor diye, işte ha burada yetişti. Hadi ya. Abi. Şimdi lambalara kadar devam. Sen git önümden git. Frenke. Ama bu kaymadan durur. Kaymadan aynı ayarda sen duramazsın işte. Bir de onu deneyelim. Hayır. Ben ne kadar mesafeden geliyorum. Hızım 60-70. 2 metre bırak da kaysın. Kayabilirsek belki kaymıyor. Kaymadan benimle aynı ayarda durabilir misin? Durarım. Onu test edelim mi Yozgat Bulvarı'nı aşağı? Sıfırdan bir daha çıkalım istersen. Tamam kardeş, sıfır sıkıntı yok. Nereden? Soldan mı inek ovacı aşağı? Sen gidelim. Orada şey var, hem motor pisti var şöyle. Tamam. Bak benzinliğin oradan, orada bir yerde bir kalkış yapalım. Bir yer belirleyelim, aynı ayarda gidelim, aynı ayarda fren yapalım. Tamam. Bir de onu deneyelim. En azından takipçilerimiz görsün. Aynen. Dix fren farkını görsün. Görsün mü? Seninkinde Dix var mı? Dix yok maalesef. Ha, kaymadan durabilirim diyorum. Hı. Ama aynı mesafede mi duracağız? Durarım. Bu önemli. Aynısı. Onu test edelim. Test edelim. Yani kalkıştan ziyade fren testi yapıyoruz. Tamam. Sol, devam. Evet, şimdi fren testi yapacağız. Şimdi fren testini nasıl yapacağız? Buradan kalktık, tapa gaz gidiyoruz ya. Evet. Şuranın sağa dönüş yeri var, bitimi. Oraya hemen bak, dönmüyor sağa bak. Şuradaki levhayı da geçiyorsun. Buradan mı gideceğiz? Bitmiyoruz ya, ana caddeden gidiyoruz. Evet. Yolun sağından. İkimiz de aynı ayarda frene basacağız. Tamam. Aynı hızda gidiyoruz ya. Aynı ayarda frene. Mesela ne yapalım biliyor musun? Hızımız 80'e gelince bir yer belirleyelim. Frenleme yapalım. Tamam. Aynı anda. Veya ben frenkedeyim, frene basar. Tamam. Olur mu? Olur. Ne güzel bir test. Tadından yenmez. Hadi gel. Opet yazısı var ya, Aygaz yazısı. Heh, orada fren, bas. Bas. Frene bas. Abi ayarlayamadım. Seninki durmuyor. Hani duruyor. Yok, yanlış ayar yaptık. Ne bak, biliyor musun bak? Asbaba yazısı var ya. Evet. Tam asbaba levhasının dibinde frene basıyoruz. Dibinde. He. Dibinde. Bak hızlı gidiyoruz, yan yana gidiyoruz ya. He. Bak. Asbaba kaşınan gidersen git, hızlı gidiyoruz. 70, 80. He. Asbabanın orada frene bir basıyoruz. Çipten kadar mesafede duruyor. Tamam. Tamamen durunca hiç ilerleme. Tamam. Aradaki mesafeyi videoya çekeceğim. Tamam. Tamam. Okey. Okey. Evet. O bak, direkt. Anladın mı bak? Anladım, direkt. Anladım. Asbaba direği var. Tam hizaya geldim, basacağım. İkimiz de aynı hizaya gireceğiz. Şimdi arada biraz mesafe bırakacağız. Arkaya da kollayalım. Arka yok, yok, gelmediği zaman yok, tamam mı? Yok, yok. Ben sağdayım, sen solda. Tamam. Frene bir koyuyoruz. Asbabadan sonra kaç metrede duracağız? Tamam. Bu. Ben oraya kadar yüzünen de gidebiliriz. Tamam. Acil bir durum oldu. Bas. Kimse yok. Hadi devam ki. Ama dur dur. Dur dur dur. Şu arabalar bir gitsin. Yavaş yavaş gidelim. Sohbet eşliğinde. Bak şu asbaba yazısı. Tamam, gördüm, gördüm. Arkaya bakıyoruz. Önde gitti. Hadi bas. Yalnız sen orada frene basmadın ki. Bastım. Sen arkaya bas, öyle basmadın. Ya fark etmez. Şimdi aynı ayarda geldiğimiz yerde ikimiz birden frene basacağız. Yok. Ayarlamayı yapamıyoruz. Bak aynı ayara geldik ya, frene basacağız. Frene. Mesela şimdi şu otobüs durağının orada, oraya kadar yan yana gidiyoruz. 30-40'ından ikimiz aynı anda frene basıyoruz. Tamam. Gel hızlan, aynı ayara gel. Bak gel şuraya. Tamam. Bak şu otobüs durağı var ya.
Aynı ayarda ne kadar hızımız olursa olsun otobüs durağının yanına gelince ikimiz birden frene basıyoruz. Dur, arka biraz boşalsın, hafif sağlı gel. Anladın mı konuyu? En yakın mesafede görelim. Ya şimdi aynı anda fren basmayı ayarlayamadık. Bas, yan yana gidiyoruz, yan yana. Gel 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 gel. Bas. Şimdi ileriden mi dönelim, sağdan mı? Sağdan gidelim de bir pist yakalayalım. Arka. Olmaz, su var, su. Şimdi dur. İki direk arası. Şu, orada gasis var. Tamam. Ta gasise gelirken gasise ramak kala frene basar. Tamam. Hadi. Tamam. 1 2 3 başla. Devam. Bas. Nasıl? Harika. Abi sen profesyonelsin. Başka biri olsa motoru durduramaz. Şimdi demek ki 30-40 yılın tecrübesi bu olsa gerek. Bilmiyorum vallahi. Vallahi abi, senin gözlemin de önemli benim için. Çok önemli, güzel duruyorsun. Gözlemin senin. Güzel duruyorsun. Ben, herkes bu motoru durduramaz. Ben şimdi... Yani ben şu an zoru başarmaya çalışıyorum. Senin gibi zor birisini ile aynı ayarda durmaya çalışıyorum. Tekere bir gelir mi? Bakayım bir lan. Motoru. Makineden mi kaynaklanıyor? Kalır mı? Kalır mı? Bırak, yapma ya. Kayışın ya. Fren testi güzel. İyi değil mi? Fren testinden geçtik. Kısa bir kalkış yapalım mı? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter diyoruz. Mustafa kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiği için. Evet, alayım düşüncelerinizi. Bir istobet. Bir PCX'den ne gördük, neler bekledik sence? Gayet iyi. Başka fazla konuşmaya gerek yok. Gayet iyi. Performansı iyi. Duruş, gidiş. Tabii tabii. İkisi de iyi, aynı. Aynı ayarda uzun yola gidebilir miyiz? Gideriz. Gidilir. Değil mi? Gidilir. Motorumuz Honda. CB125F arkadaşlar. Bu da PCX, aynı. Evet. Mustafa'cığım çok teşekkür ediyorum ilgine, alakana. Bizi kırmadın. Ben teşekkür ederim. Biz çok testlerden geçtik. Ama tabii uzun yol testlerimiz de olacak. Tabii. İnşallah katılırsın. Katılırım tabii. Evet arkadaşlar, cümleden selamun aleyküm diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, PCX'imizi CB125'e binen arkadaşımıza test ettiriyoruz. Evet, bırak tamam, kalsın öyle. Test edelim. Merak etti, bir de ben test edeyim dedi. Bakalım ne çıkacak. Motosiklet felsefecisi Ruh Usta farkıyla arkadaşlar. Test, leasing. Devam. Dön gel, hem fren dene, hem çekiş dene, her şeyini dur. Şeyi kapatalım. Bir dakika. Tamam.
Mustafa Bey, alayım görüşlerinizi. Frene niye basmaktan korkuyoruz? Durmayacak zannediyorsun ilk önce değil mi? Aynen. Basınca durduğunu görebiliyoruz. Evet, bize güvenli. Şimdi arka sizden son güvenli. Bir ricamız var. Şimdi ben kamerayı tutuyorum ya. Tam kamerayı tuttuğum yerde frene bir basar mısın? Tamam. Şuradan gelirken. Tamam. Veya öbür şeritten mi gelsem ben karşıya geçeyim? Yok, burası iyi. Dur. Tamam. Son bir deneme yaptıracağız. Frene basacak. Tam buradan. Evet. Kaçla geçtik buradan? Kaçla geçtik? 50. 50 ile geçtik. 1 metrede durduk. Doğru mu? Işık yanıyor. Hangi ışık? Şu. O yanar, o tork kontrol. Şu. Tamam. Sert tork. Tork kontrol. O önemli değil. Nasıl? Farklı bir güven verdi mi? İlk önce korkutuyor, sonra güvendiriyor. Aynen. İstediğin gibi basar. Arka çok güvenli. Zak gibi çakıyor. Kalkış gidiş. Harika. Vitesli motordan soğuturmadı adam Allah mı? Soğutmaz ama başa baş gelir. Ilıtır. Soğutmaz ama ılıtır. Evet, ılıtır. Evet arkadaşlar, yine bir testin sonuna geldik. Hep beraber Mustafa kardeşimle yıllardır beraber. İstobet hocam. Kapat. Anahtarsız çalışıyor. Şimdi yıllardır beraber aynı sektörlerde çalıştık. Trafikte sağda solda bayağı bir merhabamız var. Karşılaştık. Evet. Belki eski videolarımda da görmüşsünüzdür Mustafa kardeşimizi. Yıllardır motora biner. Motor camiasının en eski emeklilerinden birisi kendisi ama şu an tabii fevri takılıyor. Fevri takılıyor. Gezmeyi, tozmayı seviyor kendisi. Ve vitesli motora biniyor. İlle beraber gezelim dedi. Ben de dedim ki hani seninle aynı ayarda gidebilir miyim diye test ettik. Demek ki gidebiliyoruz. Motorumuzu şuraya alalım hocam.